nerede geldi? Bil nerede geldi? Örümcek anne, örümcek anne, ayıbam geldi anne. Baksana. Oliş, şimdi bu araba geldi ya, o arabayı alacağız. Ondan sonra o küçücük minicik arabayı kocaman hale getireceğiz. Sen hiç merak etme. Evet arkadaşlar, müjdemizi verelim mi? Evet arkadaşlar, biz bir tane evet Şahin aldık gördüğünüz gibi. Bu Şahin'i ne yapacağız biliyor musunuz? Limuzin yapacağız. Evet arkadaşlar, limuzin yapacağız. Bu aracı kocaman hale getireceğiz. Evet, small'dan X tarzı nasıl çıkılır göstereceğiz size. Oluş, evet arkadaşlarına ne söylemek istiyorsun? Aracı nasıl bir değişiklik yapmak istiyorsun? Anlat bakalım bir. Valla çok heyecanlıyım. Duyduğuma göre tıfaşlar kazada ortadan ikiye bölünüyormuş. Ben de kaza yapmadan kendim ortadan ikiye bölmek istedim. Anneme söyledim. Annem de tamam dedi. Arkadaşlar, arabaya limuzin yapacağız. Evet, evet limuzin yapacağız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Şahin'i aldık. Evet, çok ucuza aldık. Bu ucuza aldığımız Şahin'i ilk önce evet modifiye edeceğiz. Sonra sacını keseceğiz. Ortadan sacını keseceğiz. Evet, o zaman ne diyoruz? Let's go diyoruz. Evet, iş başlasın, iş başlasın, usta başlasın. Evet, eğer ki başarılı olursam arkadaşlar bunun fabrikasını açarız. Kesinlikle fabrikasını açar. Ucuza Şahinleri, Doğanları, Murat 131'leri alırım. Sonra da onlara böyle bir güzel modifiye yaparım. Arkasından da evet 30 bin liralık Şahin'i 1 milyona çıkartabilir miyim? Yapabilir miyim? Evet yapabilirim tabii ki. Kimin desteğiyle? Sizin desteğinize abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz. Ve Süpermen abinin kanalını da takip ediyorsunuz canlarım. Anne bu arada yine aldığımız evi göstersene. Gösterdim, onlar gördü Oluş. Gördüler, bak bak bak, evimizde görüyorlar. Evimiz nasıl arkadaşlar, yeni aldık bu evi. Üst katı da var. Evet üst katımız da var şimdi. Evet ya, benim malzeme kutum neredeydi ki? Siz bu arada evi incelerken ben malzeme kutumu arayayım bakayım. Şöyle yukarı çıkayım, belki yukarı bırakmışımdır. Arkadaşlar hala eve alışamadık. Evet ev yabancı. Nereye koysam bulamıyorum. Hiçbir şeyi bulamıyorum. Hiçbir şeye daha alışamadım. Nasıl arkadaşlar evimiz? Valla ben çok beğendim anne. Yani herkesin ayı odası var. Otoban manzaralı. Polis geldiğinde gülüp kaçabiliriz. Evet, her yere ayrı bölümlü. Evet terasımız var. Oturma odamız var. Misafir yerimiz var. Evet arkadaşlar evimiz bu şekilde. Evimizi gördünüz artık. Bir de neyi gösterelim diyorum size. Şu kutuyu bulursam ustalığımı göstereceğim. Ama bulamadım ya. Of of of, neredesin 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 kutu. Şu malzeme kutusunu yoksa sen mi sakladın Oluş ya? Vallahi iki saattir arıyorum, bulamıyorum ya. Nerede acaba? Arabanın altına bıraktın ya az önce. Allah Allah. Evet. Buraya mı bıraktım? Bak, bak. Ya vallahi kafa durdu ki bende. Dur bakayım bir. Altında mı? Dur. Dur bir bakayım. Arabada araba yalnız ya. İnsan kıyamıyor bu arabayı, bölmeyi kıyamıyor. Şimdi nasıl keseyim de nasıl yapayım? Evet ustalık başlasın diyoruz. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi ilk önce videoları söküyorum. Ondan sonra evet şu sajları bir açarsak güzel. Evet sajları genişlettik gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ilk önce ortadan kestim. Sonra sajları ekledim ve kaynattım. Şimdi deneyelim bakalım. Araç ikiye bölünüyor mu, bölünmüyor mu? Tutmuş mu tutmamış mı? La ne kadar zor oldu. Araba küçücükken buraya çok rahat giriyordu. Çıkarken zorlanıyorum, farkında mısınız? Lan var ya, small geldi, X-Light oldu araba. O kadar uzadı yani, uzadı. Evet güzel. Nasıl buldunuz arkadaşlar Şahin'in? Evet Doğan'ın neye dönüşü? Lumzine dönüşünü nasıl buldunuz? Güzel değil mi fikir? Sizin de elinizde varsa siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Bence farklılık her zaman iyidir. Bence yapmayın. Arabanın görüntüsü çok kötü bozuluyor bence. Hayır, görüntüsü hiç de bozulmadı. Ama dur bakayım bir. Şu ortaya da mı tekerlek atsaydım acaba? Dört tekerlek at dönmez, gelmiş. Dönmez. O zaman da dönmez. Evet evet, mantıklı. Evet arkadan bakıyorsun Şahin, yandan bakıyorsun limuzin, önden bakıyorsun Doğan. Nasıl? Nasıl? Tepeden bakıyorsun milyonluk araba. İşte böyle üretirler arabayı. İşte böyle üretirler. Yani bu fabrikalar araba üretmeyi bilmiyorlar. Elinizdeki arabaları bir değişim yapsanız da. Mesela alın Kia'yı. Kia Ceed var ya arkadaşlar.
Kesinlikle takın kocaman lastikleri olsun size jip. Değil mi? Yapılamaz mı? Yapılabilir. Evet, kesinlikle çok da güzel olur. BMW'yi alın. Ondan sonra ortadan ikiye kesin. Alın size golf. Nasıl? Güzel olur değil mi? Olmaz. BMW'yi ikiye bölmek, golfe dönüştürmek güzel olmaz. Ama golfi jipe dönüştürmek güzel olur. Evet, diyorum ki bir golf yarışı mı yapsak acaba? Golf, kesit. Evet, bunları da toparlayıp bunlarla ilgili de bir dönüşüm düşünüyorum arkadaşlar. Düşünmüyor değilim. Bunun için bana akıl vermeniz gerekiyor. Ne yapabilirim acaba? Küçük arabaları nasıl bir değişim yapıp nelere çevirmemi istersiniz? Hadi fikirlerinizi bekliyorum. Sizin fikirlerinizi yapacağım arkadaşlar. Söz bak yapacağım. Yorumlara yazın. Ne yapabiliriz? Kesit olabilir, golf olabilir. Ondan sonra Isuzu olabilir. Dur söylüyorum. Hyundai Getz olabilir. Bunları söyleyin. Evet, Tofaş'ı söyleyin. Bir fikir üretin bakalım. Benim fikrim bu. Bunu bu değişime soktum. Siz de söyleyin. Şimdi şehir turu atalım arkadaşlar. Şehir turunda araç nasıl? Bir deneme sürüşü yapmamız lazım. Deneme sürüşünde eğer ki araç mükemmel derecede hiçbir yere yatmıyorsa, bayılmıyorsa, hiçbir zarar görmüyorsa, ağırlığını hissettirmiyorsa o zaman bu işin ustası olduk demektir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi genel müdürümüz geliyor. Evet, müdür bey gelsin bakalım. Aracımızı atlasın. Ona bir şehir turu yaptıralım. Evet, gel. Yeni bir VIP aracımızla seni bekliyoruz. Atla müdür bey ya. İşte böyle insan şok olur ya. Ne bekliyordun? He? Atla bak, bu araca ilk binen kişi sen olacaksın. Sıfır araç, sıfır. Müdürüm nasılsın? Ben demiştim ama ya, ben bu işin ustasıyım demiştim. Sen bana bir fabrika aç, bu arabadan seri üretime hemen geçelim. Ulan var ya, bütün paraları çarçur ederiz. Vallahi bak, 4 kişi oluruz, hep birlikte zengin oluruz. Sen yeter ki onay ver. Bir düşün bak, bu fikrimi bir düşün müdürüm. Vallahi bak, çok para kazanacağız. Ustalık bana ait, üretim bana ait. Sen sadece tescilini al, fabrikayı kur. Renk renk, çeşit çeşit, model model araçlar üreteceğim sana. Vay, müdürün kalbini fethettik arkadaşlar. Müdür bunu bir düşüneceğim dediyse tamamdır. Evet, şimdi onu evine kadar bırakalım. Nasıl, memnun kaldın mı müdür bey? Bir bak bakalım, resmini çek. Evet, pazarlama müdürüne de gönder. Ondan sonra bana evet onay mesajını gönderdiğinde ben bütün arabaları toplarım. En ucuzundan toplar, en pahalı şekli getiririm. Heyt be yavrum benim be. Bir taşla iki kuş vurmak diye buna derim. Gördünüz mü arkadaşlar? Tofaş Doğan'ı nereye getirdik? Limuzine getirdik. Müdürü de gösterdik. Müdürden de onayı aldık. Bakalım bize bilgi verecek arkadaşlar. Eğer ki tamam derse bunun fabrikasını kuruyoruz. Evet, kuralım mı arkadaşlar? Güzel oldu mu aracımız? Ama bir renk değişimi yapalım diyorum. Beyaza mı çevirelim yoksa siyah daha mı güzel yakıştı? Evet, bunu hemen galerime yerleştireceğim arkadaşlar. Ve kimsede olmayan bir araç bende olacak. Şimdi drift atmamız zamanı. Bununla drift nasıl atılır? İzleyin ve görün bakalım. Haydi be. Haydi. Koçum benim ya. Aslanımsın. Kimse de olmayan ürettiğime göre. Haydi güzel drift at bakalım. Of. Manyaksın ya. Doğan var ya. Yemin ederim ki Doğanlar yüksekten uçar derler ama. Yok. Sen yerden git. Yerden göster onu. Ulan var ya. Ulan araba. Ne diye önüme çıkıyorsun? Daha sıfır aracıma dokunuyorsun. Bunun tescili bana ait. Kimse de yok. Yavaş gideyim. Of, görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl da güzel kaydırıyor. Eyvah. Araç uçurumdan gitti. Ama bir şey olmadı. Gidiyoruz. Eyvah. Ay. Frenlerimi tutmadı. Ben bunları acilen gideyim. Şunun motoruna bir baktırayım arkadaşlar. Bunun frenleri zayıf geliyor. Bu araca göre frenleri değiştirmemişiz. Dış bakımını yaptık ama iç motor bakımını yapamadık. Hemen bunun ben güçlü bir fren taktırayım, gaz taktırayım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz. Seviyorum, görüşmek üzere, bay bay.